Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Yine önemli bir haberle karşınızdayız. Biliyorsunuz kanalımızda sürekli e, yenilebilir enerjinin önemi üzerine sizlere haberler vermeye çalışıyoruz. Bugün Türkiye Rüzgar enerjisi Birliği Türevim Başkanı İbrahim Erden de e, Türkiye'nin rüzgarına 2023'te 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı açıklaması yaptı. Evet arkadaşlar, Türkiye Rüzgar enerjisi Kongresi 2022'de bir değerlendirme yapan İbrahim Erden yıl sonunda 12.000 MW'a yaklaşan rüzgar enerjisi kurulu gücünün yeni yılın ilk çeyreğinde 12.000 megawata aşacağını söyledi. ve bu 1000 megawattlık rüzgar kurulumunun gerçekleşebileceğini söyleyen İbrahim Erden bu kapasite için rüzgar enerji sektörüne tam 1 milyar dolar yatırım yapılacağını bildirdi. Evet dostlar bu 1 milyar dolarlık e, yatırım hangi şirketler yapacaklar hangi şirketlere kalacak bu metinden de okuduğumuzda anladığımız kadarıyla bölgesel e, enerji şirketleri gerçek manada çok önem arz ediyor arkadaşlar çünkü e, İbrahim Erden söylüyor diyor ki e, artık bir ürünü yapmak değil onu taşımak da önemli nerede yapıldığında önemli var yani rüzgar kanatlarının Türkiye'de ilk önce 40-50'şer metre yapılırken şimdi 70-80 metre, kare, 70 -80 metre rüzgar e, kanatları yapılıyormuş. Ve bunların hepsinin taşınması bulunduğu yer açısından çok önemli. Bu yüzden Borsa İstanbul'da bulunan yenilebilir enerji üzerine yatırım yapan şirketlerin baktığın zaman hepsinin farklı bölgelerde olması bu da bütün şirketlerin bu paydan yani 1 milyar dolarlık yatırımdan paydan rahat bir şekilde pay alabileceklerini gösteriyor. Ama e, İbrahim Erden'in tabii ki buradaki bazı şeyleri de var hatırlattıkları. E, kredi ulaşmanın zor olduğunu belirtiyor. Yani ve 3000 megawattı zorlayacak kadar Türkiye'de yatırımcı bulmak, finansal güç olarak yatırımcı bulmanın zor olduğunu belirtiyor. Ancak yine de diyor projeler için e, ihracat kredileriyle yatırımcı kısmen rahatlayabilir yani Almanya, Danimarka, İspanya ve Çin gibi ülkelerin kredileri var. Oradan ekipman getirdiğinizde finansmana ulaşabiliyorsunuz. Bunların faiz azaltmaya desteği olabilir. Yatırımı kolaylaştırabilir diyor. Yani yurt dışından gelebilecek kredilerle de daha fazla rüzgar enerjisindeki bu yatırımın kolaylaşabileceğini söylüyor. Yoksa yıl sonunda yani Türkiye'de önümüzdeki yıl sonunda başkanın tahminlerine göre 1000 megawatt'a yakın ilave edilecek olan bu projelendirmede asıl mesele yani bu bin milyar dolarlık projelendirmedeki asıl mesele e, krediye ulaşmak gözüküyor arkadaşlar. Evet, şuradaki bilgiyle bitirelim. E, Geçmişe göre diyor Erden, teknolojinin gelişmesiyle ekipmanların boyutları büyüdü. Buna paralel altyapı olanakların geliştirilmesi gerektiğini anlatıyor. Evet bu da baş, ben bizim de biraz önce söylemiş olduğumuz gibi 50-60 metrelik e, kanatlardan 80 metreye çıkan bir kanat sistemi var rüz rüzgar enerjisinde. Ve sadece kanat değil yenilenebilir enerji sektöründe böyle büyük ölçekli yapılan üretilmesi yanında taşınması da önem kazanıyor artık. Yapıldığı yerin koşulları ana yola bağlanmaz zaman geç, değişiyor ve geliştirmeye ihtiyaç duyuyor. İşte taşınmanın, e, bu lojistiğin geliştirilmesi bu açıdan çok önemli. Ve 2022 sonu rüzgar enerjisi ekipman ihracatının 1,5 milyar avroyu aşacağını tahmin ediyoruz diyor İbrahim Erden. 2023'te ihracat miktarı %10 artabilir. Evet bu bir 1.5 milyon avroysa %10 çok az oluyor %10 ve daha fazla artık ama tabii Türkiye içerisinde de çok e, yatırım olacağı için e, belki bu yüzden ihracat azalabilir arkadaşlar. Çünkü iç piyasada da eğer bu şekilde devam ederse 1 milyar dolarlık bir yatırım olacaksa yine rüzgar enerjisine iç piyasada da ihtiyaç çok fazla olacaktır. Evet dostlar yenilebilir enerjinin önemi çok fazla. E, ülkemizde Borsa İstanbul'da görev yap mesela bulan e, SMRTG var e, Smart Güneş Enerjileri Hun Yenilebilir Enerji Aydem Yenilebilir Enerji değil mi? Atma gelenler bunlar şu anda e, Bunlar var Mesela daha da fazla şirketler var Yenilebilir Enerjiye yatırım yapan Bütün bunların e, 1 milyar dolarlık yatırım karşısında e, kazançlar olabileceği gibi e, Bu altyapıları hazırlayan Şirketlerin de büyük kazançları olacaktır ve Borsa İstanbul'un gelecekte yani 2023 yılında bu şirketlerin daha rahat hareket edecek bir ortamlar olacağını Borsa İstanbul'da görüyoruz. Ve lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Para Bilgi Kanalı'nda verilen bilgiler sizin fikirlerinize, düşüncelerinize, yatırım portföyünüze uymayabilir ve zarar edebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza da abone olmadıysanız abone olursanız bizi çok edersiniz. Ee, ayrıca bildirim zilini açmayı da unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar efendim.